Evet sevgili Mutlu seyircilere hoş geldiniz. Bugün konumuz Kutlu Akpınar olacak. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Ben hızlıca yayına başlamak istiyorum. Galatasaray'ı önce konuşacağız tabii ki. Öncelikle bir Galatasaray değerlendirmesi son Adana Demirspor maçıyla başlayalım isterseniz. Galatasaray her ne kadar Adana Demirspor hafta lider de girse ve dört büyüklerden sonra en çok taraftara oynayan takım da olsa Galatasaray Adana Demirspor'u neden yenemedi diye soracağım. Çünkü yarım saat 40 dakika boyunca 10 kişi oynayan bir Adana Demirspor vardı. Öncelikle Galatasaray'ın maç hakkındaki oyununu ve kazanamamasının sebeplerini size göre sizin pencerenizden alalım. Okan Hoca kadroda bazı değişiklikler yaptı. Aslında bunlar da zorunlu değişikliklerdi. Özellikle Arnold'un performansı son haftalarda bildiğiniz gibi pek de istenen düzeyde değil. Aslında geçtiğimiz sezondan itibaren değerlendirirsek Arnold beklentileri pek karşılayamadı. Hem hücum hem savunma anlamında. Bu sebeple Dubois'u sol bekte oynatmıştı. Orta sahada herkesin sezon başından beri merak ettiği oyuncu Mitchell'dü. Mitchell tabii Galatasaray'ın birazdan değerlendiririz. Birkaç hafta önceki orta alandaki açıklarını biraz olsun onardı diyebiliriz ama sarı kırmızıların şu ana kadar hem Adana Demirspor maçı hem de önceki maçlardaki en büyük problemi zaten pozisyonları sonuçlandıramama. Şu ana kadar ligde belki henüz tek mağlubiyeti, iki beraberliği bulunuyor ama özellikle bu tarz maçlarda kilidi açmakta zorlanıyor. Son karşılaşmalara baktığımız zaman birçok maçı dikkate alabiliriz. Antalyaspor maçı, Ümraniyespor maçı, Gaziantepspor maçı, Konyaspor maçı. Bir tek Kasımpaşa maçında Galatasaray taraftarı belki de biraz daha nispeten diğer maçlara göre daha rahat bir mücadele izlemişti ama yine de o karşılaşma 3-2 bitmişti bildiğiniz gibi. Yani Galatasaray'ın şu anda bir sonuçlandırma problemi var. Sarı Kırmızıların gol yükünü şu ana kadar sadece Afetin Gomis çekiyor. Henüz Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün bu oyuncular devreye girmiş değil. Bu konuda da birçok eleştiriler var tabii ki çünkü Galatasaray'da geçtiğimiz sezon Kerem çok iyi bir performans gösterdi. Yine Adana Demirspor'da Yunus Akgün iyi bir performans gösterdi ama birazdan değiniriz. Galatasaray'da geçtiğimiz sezonki oyun şablonuyla bu sezonki oyun şablonu tamamen farklı. Görevler de farklı. Adana Demirspor maçında aslında bir önceki karşılaşmayı değerlendirerek devam edersek merkez kaleye biraz daha yakın oynadı. Burada Galatasaray'ın biraz daha soru çalmaya yakın olmasını bekliyorduk. Çünkü Mertens sarı kırmızılarda özellikle hem Gomis hem kanattaki oyuncuları biraz daha rahatlatacaktır. Daha önceki maçlarda kendisinden beklenenden daha fazla savunmaya yardım etti. Bunun sebebi ise bence özellikle Torreira ve Oliveira arasında mesafe çok uzundu. Orta alan oyuncular arasında. Mertens burada ekstra bir görev üstlenerek Kerem ve Yunus'un geri dönmelerde yaşadığı problemi kapatmak adına savunmaya da yardım etti. Eforunu çok fazla, çok hızlı kullandı. Bu maçta Adana Demirspor maçında biraz daha önde kullanıldı. Daha fazla pozisyona girme ihtimali vardı ama Galatasaray'da Gomis'e topu ulaştırma anlamında bence büyük problem var. Yani şu anda ben sosyal medyada eleştirileri de görüyorum. Sürekli olarak Gomis'in Adana Demirspor maçındaki performansı eleştiriliyor. Evet, beklenenin altında kaldı. Ancak Galatasaray'da sadece Gomis değil. O bölgede Seferovic oynadığında da maçları dikkatlice izliyorsunuz zaten. Top almakta sıkıntı yaşıyor. Ceza sahasında o tehlikeli bölgede topla buluşmakta şu ana kadar sorun yaşıyor. Gomis de olsa aynı problem yaşıyor. Seferovic de Icardi oynarsa o da aynı problem yaşayacak. Ancak İstanbulspor maçında Mata'nın oynaması burada tabii ki biraz daha hücum oyuncularını örneğin Icardi'yi rahatlatmıştı. Şu an santraforda kim oynarsa oynasın Galatasaray sonuçlandırmada problem yaşıyor. Çünkü burada gerekli servisler sağlanamıyor. Bence Adana Demirspor maçındaki önemli eksiklerden biri buydu. Ancak şundan da bahsedeyim. Torreira her geçen hafta daha da iyi oynamaya başlıyor. Çünkü Torreira'yı iyi kullanmak istiyorsanız, verimli kullanmak istiyorsanız temas seven bir oyuncu. Rakibi ısıran, rakibi karşılayan bir oyuncu. Burada orta saha mesafesini biraz daha daraltmanız gerekiyor. Okan Hoca'nın işi zor. Şundan dolayı zor. Üç yerli kuralı. Tabii ki bu sezon başından beri belli ama bence Galatasaray iyi transferler yaptı ancak yollara ayırdığı yerli oyuncularda biraz problem yaşayacak. Çünkü Yunus ve Kerem'in performansı şu an soru işareti. Barış Alper Yılmaz iyi bir fiziğe sahip ancak beklentileri karşılar mı? Henüz bu performansıyla 11 oynar mı? Bence zor. İşte burada Berkan Kutlu biraz devreye girecek. O yüzden yerli oyuncu anlamında Galatasaray'da bence sıkıntılar ve problemler var. Bu sebeple sarı kırmızılar zorlanacaktır. Mitchell'e bir parantez açayım. Oldukça iyi bir performans sergiledi Galatasaray'da. Özellikle az önce bahsetmiştim. Oliveira yetenekli bir oyuncu. Ara pasları çok iyi bir oyuncu. Bunu Kasımpaşa maçında da görmüştük ancak biraz daha yardım anlamında Torreira'yı belki de biraz eksik bırakıyordu. Mitchell bunu kapatacak böyle. Çünkü iki yönlü oynayan benim dikkatimi çeken Mitchell'de şuydu. Hem hızlı oynayan, hızlı aksiyon alan bir oyuncu ve önde pres yapan bir oyuncu. Bu da Galatasaray'ın eksik olduğu noktalardan biriydi. Bunu tamamladı. Adana Demirspor maçında Galatasaray rakip yarı alanda ceza sahası çevresinde o şok baskıyla birçok top kazandı. Burada bence Mitchell'ün takımı öne itmesi de oldukça önemli bir etkendi. Peki, teşekkür ederim. Icardi gerçekten sakat olduğu için oynatılmıyor demiş.
Evet, yani şöyle bahsedelim. Icardi hafta içindeki antrenmandaki çalışmalarda aslında as takımla denenmişti. Sonra arka adalesinde bir ağrı oldu. Daha sonra Gomis ilk 11'de denendi taktik antrenmanda. Aslında Icardi de vardı. Arka adalesinde ağrı hissettiği için bu sebeple kadroda yer almamıştı. Şundan da bahsedelim. Tabii ki ben gazeteci olarak çok fazla özel hayat konularına giren bir gazeteci değilim aslında. Bu da tabii ki ailevi bir konu. Bu da tabii ki oyuncunun performansını da etkiliyor bildiğiniz gibi mental olarak da. Bu sebeple de aslında yani adalesindeki problem sebebiyle kadroda yoktu. Bu yüzden antrenmanda da yer almadı. Ama şundan bahsedelim. Şimdi sosyal medyada tabii ki bir haber çıkıyor. Sonrasında farklı kaynaklardan bilgiler geliyor. Icardi dönecek mi, dönmeyecek mi, futbolu bırakacak mı? Çok dedikodu dönüyor ama biz şunu söyleyelim. Çarşamba günü Galatasaray çarşamba gününe kadar izinli. Çarşamba günü Icardi'nin de İstanbul'da olacağını söyleyelim. En azından Galatasaray yetkililerinde bahsettiği bu yönde. Icardi çarşamba günü olacak. Kayserispor maçı. Galatasaray tabii şu anda bu haftayı bay geçecek. Kayserispor maçında da kadroda olacak. Şu anki beklenti de bu yönde. Peki. Yunus ve Kerem Ligi'ne çok yorum geliyor. Ben bunu söylemek istiyorum. Kerem geçen sezonki performansında değiller. Ve muhtemelen malum üçlük kuralı olmasaydı yedek kulübesinde olurlardı geliyor. Bu konuda sizin de görüşünüzü merak ediyorum. Kesinlikle katılıyorum. Şu anki performansları ve ilk 11'de oynama ihtimalleri zor. Fazla mı sorumluluk yüklendi? Aslında bu fazla sorumluluk yüklenmesinin sebepleri de geçtiğimiz sezonki iyi performansları. Çünkü çıtayı çok yükseğe koydular. Özellikle Kerem Aktürkoğlu, ama şunun altını çizeyim. Geçtiğimiz sezonki Galatasaray ligi 13. bitirmişti. Ve geçen sezonki kadro planlamasında yaşanan problemler özellikle hem takımı hücuma çıkaran hem de sonuçlandıran oyuncu Kerem Aktürkoğlu'ydu. Geçen sezon Galatasaray'da. Bu Barcelona maçında da böyleydi. Lig maçlarında da bu şekildeydi. Torrent döneminde de böyleydi. Yani Galatasaray'da sonuçlandıracak, takım içinde belki de o kriz anlarını çözecek, sorumluluk alacak oyuncu geçtiğimiz sezon Kerem Aktürkoğlu'ydu. İyi performansı sonrasında bunu elde etmişti. Bu görevi üstlenmişti ama Galatasaray geçen sezonki Galatasaray değil. Sarı Kırmızıların belki geçtiğimiz sezon hücum aksiyonlarını sonuçlandıran lider oyuncusu Kerem'di ama artık bu sezon değil, bu rolü kabul etmesi gerekiyor. Çünkü geçen sezon topu alan en azından hücum hattında gözler hemen Kerem'i arıyordu. Ters kanada top gönderdiği zaman da. Şut çekme özgürlüğü vardı ama bu sezon daha boşa kaçan, örneğin geçtiğimiz sezon Çıkıldağ'ın en çok eleştirildiği konu fazla sorumluluk almamasıydı. Boş alanlara koşu yapmaması ya da topla buluşmak istememesi. Biraz daha çekimser oynamasıydı. Bu sezon sizin yanınızda oynuyor. Hemen arkasında Oliveira oynuyor, Torreira oynuyor. Arkanızda Arnold performansı tartışılır. Yanınızda şimdi Seferovic var. Ters kanatta Yunus var. Yani daha fazla pas opsiyonu kullanabileceğiniz oyuncular var. Ama Kerem'in şu anki düşüncesi aynı geçtiğimiz sezon gibi. Bence artık oyun kimliğini değiştirmesi gerekiyor. Galatasaray'da geçtiğimiz sezon az önce bahsetmiştim ya, hücumu sonlandıran oyuncu kimliğine sahipti diye. Bunu kabul etmesi lazım. Bu sezon Kerem'in görevi biraz daha farklı. Çalım attıktan sonra tekrar hemen kaleyi yokluyor ya da bir çalımla daha zorlamaya çalışıyor ama Ekipler çözdü değil mi? Ben de öyle düşünüyorum. evet, yani daha çok pas opsiyonlarını değerlendirmesi gerek. Çünkü kendisini bu konuda daha rahat hissedecektir. Pas verdiği zaman kendisine boş alan yaratabilecek oyuncular, yetenekli isimler var. Yanınızda Mertens gibi bir oyuncu varsa, zaman zaman şimdi Mata ile oynayacak. Mata varsa bu konuda aslında siz biraz daha rahat oynayacaksınızdır ama işte şundan bahsedelim. Bizim Türkiye'deki en büyük problemlerimizden biri bu. Genç oyuncuların bu süreçleri yönetmeleri biraz zor oluyor. Beklentiler çok yüksek ama bizde de işte duygular uçlarda yaşanıyor. Tarafların eleştirisi de çok sert oluyor. Çok sert eleştiri. Evet. Oyuncular da biraz kırılıyor tabii ki. Biraz üzülüyorlar. İçine kapanıyor. Bu da önemli bir sorun ama dediğim gibi Kerem ve Yunus'tan bu kadar beklentinin olmasının sebebi kendilerinin iyi performansları. Yunus'a geleyim. Ben şunu söyleyeyim öncelikle. Adana Demirspor'da ben Montella'yı kutluyorum. Çünkü hangi oyuncuya dokunur gerçekten yıldızlaştırıyor. Çok önemli bir meziyet. Ben tebrik ediyorum hem Murat Sancak'ı hem de Montella'yı. Hem de kadroda doğru planlama hem her oyuncuya dokunma özelliklerine sahipler. Bu sebeple Yunus da geçen sezon farklı bir görevdeydi. İyi performans sergiliyordu ama işte bu sezon biraz daha görevler farklı olacak. Şu anki performanslarıyla bence de oynamaları zor ama az önce bahsettim ya, Galatasaray'da şu anda tabii ki yerli oyuncu problemi var. Şimdi Barış Alper Yılmaz var, Kazım Can var. Herkes merak ediyor ama Kazım Can şu an Galatasaray'da antrenman performansı en azından bilgi olarak paylaşayım. İlk 11'de değil henüz. Zaman zaman kendisine şans verilecek. Barış Alper Yılmaz İstanbulspor maçı bir örnek oldu. Hepimizin hakkında şu var. Müthiş bir fiziğe sahip, hızlı bir oyuncu, güçlü bir oyuncu. Bir Burak Yılmaz olur mu? Herkesin hakkında bu var. En çok konuşulan konu bu ama işte kendisini çok geliştirmesi gerekiyor. Aslında önemli bir şans. Üç yerli kuralı varken bu şansı iyi değerlendirirse Kerem'den veya Yunus'tan formayı kazanabilir. Şundan bahsedeyim. Şimdi bu bay haftası olacak Galatasaray'da. Farklı mevkilerde farklı oyuncular denenecek. Okan Hoca zaman zaman taktik olarak değişikliğe gidecek. Bundan da bahsedeyim. Çünkü şu var. Mitchell şu anda iyi bir performans sergiledi ve ilerleyen haftalarda
Mitchell'ı ilk 11'de göreceğiz. İşte burada bir formül devreye girecek. Çünkü Mertens'i bir kanatta kullanırsanız Abdülkerim'in forması garanti. Önce bundan bahsedeyim. İki yerli Türk. Bunlar kim olacak? Zaman zaman Berkan'ı göreceğiz. Zaman zaman Barış Alper Yılmaz'ı göreceğiz. Kerem ve Yunus'un performansı böyle devam ettiği sürece ama benim şunun altını çizmem gerekiyor. Mitchell, Mertens ve Mata bu üçlünün bir arada kullanılacağı bir formül ve Galatasaray'da daha etkili olacaktır. Burada tek problem Mata'nın ve Mertens'in yaşı tabii ki uzun bir periyot, uzun birlikte ne kadar verimli olabilirler? Burası biraz soru işareti. Peki. Ben hızlıca bir de Okan Buruk değerlendirmesi alayım. Okan Hoca sezona iyi başladı. Çok heyecanlı. Öncelikle imza töreninde biz de vardık. Hayallerini gerçekleştirdi. Bundan bahsedelim. Gerçekten uzun süre sahalardan uzak kalmıştı bildiğiniz gibi. Oğlunun rahatsızlığı sebebiyle. Kendisine geçmiş olsun diyelim. İyi bir tedavi süreci de atlatmıştı. Kendisi de maçları takip ediyor. Okan Hoca'nın en büyük hayali, oğlunun en büyük hayali Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğunda kendisini görmekti. İyi başladı ancak tabii ki şundan bahsedelim. Kamp dönemi. Kampı ben de yerinde takip etmiştim. Yaklaşık 32'ye yakın, 31-32 tane oyuncuyu oraya götürdü. Orada denedi ama bizim ligimizin en büyük problemlerinden bir tanesi transferlerin geç tamamlanması. Bu geç tamamlanan transferlere baktığımız zaman şu an kadrodaki işte Mertens, Mata, Michio yani bu oyuncular herkes kamp döneminden sonra neredeyse dahil. Bunların birçoğunu ilk 11'e yerleştiriyor. Yani geçtiğimiz sezonki Galatasaray'dan farklı bir Galatasaray var. Oyun kimliğini oturtmanız biraz daha zaman alacaktır. Şu anda bir yani neredeyse böyle birkaç günlük, 10 günlük bir ara var. Zannediyorum ki maça şu anda Kayserispor mücadelesinde. Bu biraz daha Okan Hoca'nın elini rahatlatacaktır. Çünkü Galatasaray fizik olarak siz de dikkat ediyorsunuzdur. Hafta hafta daha iyi seviyeye çıkmaya başladı. Evet fizik olarak toparlanan bir Galatasaray var ama sonuçlandırma problemi var. En azından şunu da bilgi olarak paylaşalım. Galatasaray'da bu konuya ağırlık verilecek. Yani hem sonuçlandırma hem de hücum performansı anlamında. Ve Okan Hoca'nın da dikkat çektiği konular geçtiğimiz haftalarda biraz daha savunma anlamında problemler vardı. Çok pozisyon veriyordu Galatasaray. Galatasaray'ı takip edenler özellikle dikkat ediyordur. Muslera sezona genelde biraz daha beklentinin altında başlar. Sezonun ortaları ve sonuna doğru gitgide grafiğini yükseltir. Bu sezon düşüş başlayan bir Muslera var. Yani Konyaspor maçı, Antalyaspor maçı birçok karşılaşmada yıldız oldu diyebiliriz. Çok pozisyon veren bir Galatasaray vardı. Ancak şimdi biraz daha Abdülkerim Nelson ikilisinin anlaşması, Sacha Boey'in hem hücum hem savunma performansı ön plana çıkmaya başladı. Bu sebeple de şunu söyleyeyim. İyi bir performans sergiliyor. Yani Galatasaray savunma anlamında toparlanıyor. Biraz daha hücumun istenen düzeyde katkı vermesi için destek alması gerekiyor. Okan Hoca da şu anda bence tabii zaman zaman strese giriyor. Çünkü bir an önce sonuç almak istiyor. Çünkü önemli bir taraf Galatasaray iç sahada tüm maçlarını tamamen dolu tribünler önünde oynuyor. Taraftar da bir an önce takımın sonuca gitmesini istiyor. Coşkulu bir başlangıç istiyor ama Galatasaray'ın henüz şu ana kadar geride kalan maçları değerlendirilmez. 8 haftada çok coşkulu bir maç başlangıcını hatırlıyor muyuz dersek hatırlamıyoruz. En büyük problemlerden bir tanesi bu. Biraz zaman tanımak gerekiyor ama bence başarısız değil çünkü şu ana kadar bir mağlubiyet ve iki beraberlik zor deplasmanlar. Herkes tabii ki galibiyet bekliyor ama Adana Demirspor en zor deplasmanı. Hem taraftar hem takım olarak yani özellikle şampiyonluk yolundaki takımların en çok zorlanacağı deplasmanlardan biri ki bu sezon daha da üst sıralarda olacaktır. Trabzonspor bir derbi mücadelesi. Hem taraftarla hem takımıyla geçtiğimiz sezonun şampiyonu zor bir deplasman. Ve bu sebeple bence zor deplasmanlardan yine de hem oyun olarak hem puan olarak pek de kötü ayrılmadı Okan Hoca. Fatih Terim, Galatasaray'ın yaşlı bir tanesi. Mesai döneminizde de birçok röportaj yaptınız, beraberdiniz. Sürekli hocayla her gün. Bir iki gün önce yanılmıyorsam Fatih Terim'le bir fotoğraf paylaştınız. Bunun bir anlamı var mıydı? Hocayla ne görüştünüz? Hocanın son izlenimini alabilir mi? Sizden bir değerlendirmesi alayım. Yok, yani hiçbir anlamı yok. Hocayla beraber çalıştığımız için hocayı gördüğüm zaman öyle fotoğraf çektirmek istedim. Yan yana gelmiştik ama öyle özel konuşulan ya da şu anki Galatasaray başka konularda konuşulan herhangi bir şey yok yani. Onu net bir şekilde ifade. Peki hocanın bundan sonraki süreçle ilgili bir planı, bir uyumlu bilginiz var mı? Yok. Bunları hocadan duymak bence en doğrusu olacaktır ama şu anda zaten Alican'ın takımı astığı için çok mutlu. benim bir bilgim yok. Yani öyle bir duyumum yok. Öyle bir haberde duymadım ama tabii sosyal medyada az önce de bahsettiğim birçok haber geziyor. Yani her konuda her şey konuşuluyor. Ben en son Netflix'teki belgeseli de izlemiştim. Orada da biraz kısa sohbet etme imkanı bulduk. Gerçekten tarihi bir belgesel. Onun da altını çizmek gerekiyor diye. Biraz şanslı sorulara geçmek istiyorum. Kutlar. Beyin Sports'tan ayrıldı. Bundan sonraki süreçte hedefiniz nedir? Var mı bir proje plan? Şöyle bahsedelim ya yani 8 yıllık bir serüvendi bizim için Beansports. Gayet de güzel anılar biriktirdik.
Birçok arkadaşımızla beraber olduk. Mert Yüksektepe de emoji koymuş, alkış emojisi koymuş. Murat Türker yayınımızdaydı. Az önce görmüştüm. Serhan yayınımız. Bunlara da selam olsun. Ben de buradan selam söyleyeyim. Medyadaki çok değerli insanlar. Kendileri sağ olsunlar. Yayına gelmişler. Şöyle söyleyelim. Yani 8 yıllık bir serüvendi. Hepimiz için güzeldi. Az önce burada olan arkadaşlarım da tabii ayrıldılar onlar da. Farklı mecralarda şu anda görevlerini devam ettiriyorlar. Herkesin farklı projeleri var. Benim de artık biraz daha hem televizyon hem de dijital anlamda bende projeler var. Onları değerlendireceğim. Yani yine futbolun içinde olacağım. O konuda görüşmelerim de sürüyor. Yakın zamanda tekrar ekranlarda hem dijitalde hem de televizyonda olacağız. Peki. Medya sektöründe olmak isteyen gençler tavsiyeniz ne olur? Çünkü bu konuyla ilgili ben de mesela normalde sayısalcıyım. Sözlerle hiçbir alakam yok. Ama sırf futbol sevdiğim için, futbol olduğum için bu sektöre girmek istedim ve bana girmek istediğimde hep girme, iş bulamazsın, edemezsin, boş ver falan dediler. Siz de böyle tavsiyede bulunuyor musunuz? Gençler için ne söylemek istersiniz? Umutsuzluğa sürüklemek istemem kimseyi ama tabii ki biraz daha zor bir mecra. Sosyal medyanın olması çok eleştiriliyor. Bence bu arada sosyal medyanın olması gayet güzel. Çünkü insanlar fikirlerini daha rahat belirtiyorlar. Tabii ki belli ölçüler çerçevesinde ama şunu söyleyelim. Yani hedeflerinden kimse vazgeçmesin. O hedeflere ulaşmak ne kadar zor da olsa medyada biraz daha zor tabii ki. Yani çünkü şans bulmak gerçekten biraz zor. Bunu açıkça söylemek gerekiyor. Ama vazgeçmesinler bence. Çünkü değerlendirecek çok insan var. Çok yetenekli insanlar var. Ben sosyal medyada takip ediyorum. Çok iyi yorumlar, çok iyi analizler yapanlar var. Türkiye'de benim diyen yorumcular, analizcilerden çok daha iyileri var. Onları takip ediyorum, görüyorum. Bence şans gelecektir. Hiçbir zaman umut etmekten vazgeçmesinler. Çünkü hedeflerini gerçekleştirmek isteyen insanlar için yani bunlar zaman zaman duraksamalar olacaktır diye düşünüyorum. Ama vazgeçmesinler. Çünkü maçlara gittiğimizde de hatta tanıştığımız insanların da birçoğu soruyor. Tavsiye ediyor musunuz? Okuyalım mı? Tabii ki bir iş beklentisi doğal olarak var. Ama bu sektörde gerçekten değerinizi buluyorsunuz. Sadece biraz zaman alıyor. O yüzden bence vazgeçmesinler. Peki. Beraber çalışmaktan en keyif aldığınız hoca, en çok zorlandığınız hoca. Beraber çalışmaktan en keyif aldığım hocalar diyeyim ama bir numaraya ben Fatih Terim'i koyarım. Herkes çok zorlanacağını söyler ama yani herhalde biz çok sağ olsun hoca da çok yardımcı olduğu için bize belki de çok iyi anlaştığımızı düşünüyorum. Çünkü çok tarihi röportajlar yaptık kendisiyle. Yani kendisi yaklaşık yani 15 sene, 20 seneye yakın bir özel röportaj vermemişti. Sağ olsun o dönem yayıncı kuruluşta ben çalışırken bir röportajda gerçekleştirmiştik. En iyi anlaştığım hoca olarak bir numaraya ben Fatih Terim'i şu anda yerleştirdim. Çünkü yani uyumunuz tutuyor gerçekten. En azından karşınızdaki insanlarla ne yanıt alacağınızı biliyorsunuz ya da hoca çok açık yüreklilikle cevap veriyor. Şu ana kadar benim sorduğum aklımda kalan transfer soruları sorduğumda bile net isimler söylemişti yayında. Ki çoğu teknik adamdan duyacağınız şeyler değildir. Çünkü birçok teknik adam görüşmelerimiz var, mevkilerden bahsedebiliriz ama belki de transfer dönemi etkilenir ya da oyuncunun fiyatı değişebilir. Bu yüzden söylemeyiz der ama ben Fatih Hoca'nın 4-5 tane oyuncuyu net şekilde söylediğini biliyorum. Sakatta olan isimleri söylediğini, kadroyu söylediğini yani o röportajlarda ben olduğum için bunları reddedemem diyebilirim. Zorlandığın hoca var mı derseniz... Şumudika'yla zorlanıyorduk biraz. Ağzından laf almak biraz zordu. Bazen çok konuşmayı seven bir teknik adam ama bazen de çok kısa, çok keskin cevaplar veriyordu. Igor Tudor zorlandığım bir hocaydı. Onu net bir şekilde ifade edeyim. Bu kadar hocayla çalıştık ama geldi yabancı. Şunun altını çizeyim. İletişim konusunda Tudor'u eleştirmek gerekiyor. İletişimi bence hem oyuncularla hem medyayla hiç iyi değil. Hatta şöyle bahsedeyim. Östersunus maçıydı zannediyorum ki. Basın toplantısında Galatasaray'ın kaybı sonrasında ben ilk ya da ikinci soruyu almıştım ve taraftar o dönem protesto ediyordu. Yanlış hatırlamıyorsam Östersunus maçıydı. İstifa etmek. Evet, bir soru sormuştum. O kadar fevrileşti, sinirlendi. Onun dışında Malatya Spor maçı var. Bugün Malatya Spor kazandı. Bunun sebebi neydi en azından? Oyun anlamında değerlendirir misiniz dediğimde 2 gol kaydetti. O yüzden kazandı diye kestirerek cevap verdi. Şunu yani çok enteresan gelmişti bana. Çünkü siz orada bana yanıt vermiyorsunuz. Kamuoyuna yanıt veriyorsunuz. Taraftara yanıt veriyorsunuz. Dijilere yanıt veriyorsunuz. Tudor'un bence iletişim konusundaki en önemli iyi bir hoca olarak değerlendirilebilir. Ama her şey fizik, kondisyon, taktik değil. İyi bir iletişimci olmanız. Dönem iletişim dönemi. Burada çok önemli destek almanız. Kendinizi iyi ifade etmeniz gerekiyor. Bence Tudor'un en önemli sorunlarından biri buydu. Bir numara az önce değiştirdim. Mudika demiştim ama ben bir numara Igor Tudor değil. Peki. Görev aldığınız en unutamadığınız
en unutamadığım maç, birkaç maç var. Bir numara hangisi derseniz, örneğin 2018-2019 sezonu şampiyonluk maçı adeta, Başakşehir-Galatasaray mücadelesi. İnanılmaz bir karşılaşmaydı. Temposu çok yüksekti, gerginlik seviyesi çok yüksek bir karşılaşmaydı. O maçı söyleyebilirim. Önce bundan bahsedeyim. Kesinlikle bir numara diyebilirim. Çünkü müthiş bir karşılaşmaydı. İki takım açısından da gitti geldi. Yani sağ kenarında siz de o heyecanı yaşıyorsunuz. Kıran kırana bir karşılaşmaydı. Yine aynı sezon Çaykur Rizespor maçı. O da kıran kırana bir mücadeleydi. Bunun dışında Fenerbahçe ile iç sahada oynanan 2-0'dan 2-2'ye gelen bir karşılaşma vardı. O da iyi bir karşılaşma. Evet, yani unutamadığım maçlardan biriydi. Bunun dışında pandeminin maçı diyebilirim. Beşiktaş mücadelesi. Türkiye'de ilk Covid vakası açıklandığı dönem. Futbol oynanacak mı, oynanmayacak mı derken Beşiktaş derbisiydi. Yanlış hatırlamıyorsam, hafızam beni yanıltmıyorsa. O kadar. Evet, biliyorum. Yani şimdi böyle bir hastalıktan bahsediliyor ama kimse ne olduğunu bilmiyor. Koridordayız. Kimse kimseye yaklaşmak istemiyor. Flash röportaj yapacağız. Nasıl yapacağız? Yani aklınızda o kadar çok soru var ki. Şimdi semptomlardan öksürük diye bahsediliyor. Koridorda geçerken doğal olarak insanlar soğuk havadan dolayı da öksürebiliyorlar. Bunlar da yaşanıyor. Ama o dönem çok tedirginlik yaşamıştık. Yani hepimiz için. Ya, futbola kimse odaklanamadı. Mesela o maç benim için Türkiye'de tarihi maçlardan biri diyebilirim. Topa dokunmaktan bile neredeyse futbolcular bile korkuyordu. Seremonide mesafeler, herkes birbirine bakıyor. Kimse konsantre olamıyor. Bu son bir maçı daha söyleyeyim. Çok kar yağmıştı Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin ev stadyumunda. Kasımpaşa mücadelesi. Maçın oynanıp oynanmayacağı belli değildi. Çatıdaki karlar temizlenmişti. Zemin berbat olmuştu. Zaten sonrasında Penaltı noktasının temizlendiği maç. Onyekuru'yla marka aydı. Yanlış hatırlamıyorsam herhalde penaltı noktasını temizleyen oyuncular. O karşılaşma mücadele gücü yüksek ama futbol oynama açısından son derece zor bir maçtı. O karşılaşmayı da söyleyebilirim. Çünkü o zeminde iki takım oyuncularını kutlamak lazım. Futbol oynamak çok zordur. İyi bir maç sergilemişlerdi. Yani bu maçları Peki en unutamadığım stat. Olarak. Unutamadığım stat Santiago Bernabéu diyebilirim. Real Madrid Galatasaray maçına gitmiştim. Gerçekten müthiş bir stadyumdu ve Paris Saint Germain Galatasaray maçına gittiğimde Parc des Princes ama bunun dışında da unutamadığım statlardan biri Lokomotiv Moskova mücadelesine gittiğimdeki stadyumdu. Buz gibi bir hava vardı. Orada maçı izlemek için yukarıya kutular yapmışlardı. Dışarıdan gelen basın mensuplarının izlemesi için biz yaklaşık 7-8 basın mensubu iki kişilik yere girmiştik artık üşümekten dolayı. Maçı orada izlemiştik. O da unutamadığım statlardan biri. O kadar soğuk, o kadar kar yağmasına rağmen zemin halı gibiydi, muhteşemdi. Alttan ısıtmadan dolayı zeminlerine çok iyi bakıyorlar. Peki, unutamadığınız bir anı. Unutamadığınız bir anı. Unutamadığım anı bilmiyorum. Benim için şunu söyleyeyim. Canlı yayında Fatih Terim'in doğum günümü kutlamasıydı. Hiç beklemediğim bir anda. Benim için en büyük sürprizdi. Sert az önce doğum günü bile kutladı. O cesi seviyorum. Bursa Spor maçıydı. Bir canlı yayın sırasında doğum günü pastası gelmişti. Canlı yayının doğum günü kutlamıştık. Hiç beklemiyordum. Çünkü siz orada maça konsantresiniz. Soru soracaksınız. Eksikler var. Nasıl bir mücadele var? Bir anda doğum günümü kutladı yayında. Benim için tarihi unutulmaz anılardan biriydi. Bunu net bir numaraya yerleştirebilirim. Peki gazetecilik kariyerinizde sormak isteyip de soramadığınız bir soru oldu mu? Şu ana kadar olmadı. Az önce de bahsettim. Zaten bazı sorulardan hocalar da rahatsız olduğu için problem yaşanıyor ama şu ana kadar kavga ettiğim ya da tartıştığım hoca da olmadı. Sağ olsunlar. Ya aslında sorunun üslubu var. Yani soru sormayı karşınızdaki insana da bunu hissettirdiğiniz zaman bence çok tartışacağınızı düşünmüyorum. Hani gazeteci olmak isteyen arkadaşlara da bunu söyleyeyim. Yani bu önemli bir detay. Bazen şöyle bazı hocalar bazı oyuncuların kadroda niye olmadığını sorduğunuz zaman benim tercihim şeklinde yanıt veriyorlar ama bunu işte sorma şeklimiz var. Gerçekten üslup çok önemli. Ben de bu tarz. Ama ben bunu sorarken her zaman sorma başlangıç şeklim biraz farklıydı. Hocam burada kamuoyu çok merak ediyor. Tabii ki oyuncuyla zaman geçiren sizsiniz. Fiziksel olarak, mental olarak durumun en iyi bilen sizsiniz ama kamuoyunun merak ettiği bir konu. Bugün kadroda olmama sebebini, tercihini nasıl açıklarsınız dediğiniz zaman biraz daha aslında hoca da tabii ki yani sonuçta ondan da ya, muhabir Evet. gazetecilik aslında karşınızdakinden laf alma sanatı biraz da. Bu Evet. çünkü çok ya 90 dakika maç oynuyor futbolcular. 100 dakika maç oynuyorlar. Maçta birçok duygu yaşanıyor. Onun ardından siz anında flash röportaj yapıyorsunuz. Ya da basın toplantısına giriyorsunuz. Şimdi burada adrenalin seviyesi çok yüksek. Bu sebeple farklı duygular, farklı düşünceler olabilir. Alacağınız yanıtlar farklı olabilir. Normalde tanıdığınız bir insan orada çok farklı bir şekilde size tavır sergileyebilir. Bunlara hazırlıklı olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Böyle çok anı var. Ama ben problem yaşamadım. Bunun altını çizeyim.
Peki son sorumu sorayım. Galatasaray tarihinin en iyi 11 yılı desem nasıl sıralarsın? Galatasaray tarihinin en iyi 11. Çok zor. Bir numaraya Taffarel'i yazarım. Orası kesin. Stopere Bülent Korkmaz diyeyim. Zaten burada üç yerli kuralı yok. O yüzden biraz daha herhalde kafamız. Sakin. Sağ bek ben Ebo edeyim. Bülent Hoca'nın yanına yazılacak çok oyuncu var. Yani Bülent Hoca bir numara zaten. Onu altını çizelim de. Nasıl? Onun yanına biraz daha söylerim. Sol bek konusunda ben Ergin Bembe diyeyim. İyi bir performans sergilemişti. Orta saha kesinlikle Tugay Kerimoğlu söylemem gerekiyor. Hacı'yı söylemem gerekiyor. Bunun da altını çizeyim. Yani George Hacı'yı söylemeden herhalde olmaz. Okan Hoca'yı söylemem gerekiyor. Devam edeyim. Kanatlar çok zor. Buraya Drogba ve Sneijder'i yazmazsanız olmaz. Çünkü en kariyerli oyuncular buraya gelmiş. Burada bu kadar iyi bir performans sergilemiş. Şu an saymadım ben de ama yazmadım. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 oldu. Sabit koymamız lazım daha ve bir stoper sanırım. Aynen. Orayı izleyicilere bırakayım ya. Şu an gerçekten şimdi birçoğunu da tanıdığım için haksızlık da etmek istemem yani. Peki. Hoca belli zaten galiba. Evet. Yani şimdi bu kadar büyük başarılar yaşamış. Yani hem Türk futbolunda hem Galatasaray'da bu kadar çok büyük başarılar elde etmiş bir teknik adam varken herkesin fikrine saygı duyarım. Ama ben yakından da çalıştığım için ben hocayı bir numaraya yazarım. Tabii ki bununla ilgili ben çok zaman zaman eleştiriler de aldım ama hem dediğim gibi bu dönem içerisinde birçok hocayla da çalıştığım için hepsine saygı duyuyorum. Türkiye'de çok önemli hocalar var ama böyle bir kariyer çok önemli bir kariyer. Yani belgeselde de zaten aktarıyor. Hem Avrupa'da hem ligde başardıkları hem milli takımda başardıkları bu sebeple ben bir numaraya Fatih Terim diyebilirim. Ya benim için en iyi hocadan da ziyade Galatasaray'ın yaşayan en tanesidir ama ben kendimden bağımsız olarak soracak olsam bu soruyu cevaplayabilirsiniz. En iyi hoca. Evet. Burada sanırım Mancini söylemek gerekiyor. Mancini. Müthiş hoca. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza geldik. Varsa eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz son soru. Yayınımızı kapatalım. Ben zaten ayrıldıktan sonra çok fazla bu tarz yayınlara aslında katılmıyordum bildiğiniz gibi. Sizle de daha önce konuşmuştuk. Benim programım da çok el vermediği için biraz geç oldu ama çok keyifli oldu. Ben teşekkür ederim özellikle davet ettiğiniz için. Dileriz izleyenler de keyif almıştır. Teşekkürler. Çok keyifli bir gün oldu. Ben de mutlu ekibimden çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim yanımıza katıldığınız için. İyi akşamlar.